Selamünaleyküm. Ay ay. Arkadaşlar merhaba. Şu anda Belgrad'dayız. Belgrad'da Kale Meydan'dayız. Kale Meydan. Yani kale ve meydan kelimelerinin birleşmesiyle oluşan bir yer burası. Osmanlı zamanında falan filan yapılmış. Muhteşem Süleyman, yani kanun tutmaz Süleyman zamanında fethedilmiş bir yer. Peki niye fethedilmiş? Çünkü demiş ki Sultan Süleyman, bizim artık Avrupa'ya dönmemiz lazım, yeter demiş. Doğu yeter, Orta Doğulular. Ben demiş birazcık sarışık kadın görmek istiyorum herhalde. Hürrem'den sıkılmış herhalde. O ara işte demiş, ben yürüyorum. Gelmiş Avrupa'ya, hem ticaret yolları falan filan için hem de Avrupa için yani. İşte buraya gelmiş. Öyle. Şimdi gezeceğiz bugün şeyi, Belgrad'ı. Ha bu da Burcu. Merhaba. Ha bu da Fatma. Burada şimdi çok gereksiz bir şey var. Ne o? Ejderha var. İkinci defa geliyorum ben oraya Belgrad'a. Niye var bilmiyorum yani. Turist çekmek için falan ya da çocuklar için falan galiba. Var. Şimdi size göstereceğim onu. Yani çok saçma, hiç gerek yok bence. Çok gereksiz burada böyle ejderhalar var. Niye var yani? Büyük ihtimal zamanında burada yaşamış herhalde ejderhalar ki. Çünkü burada türleri falan da yazıyor. Şurada. Ejderhalar nasıl? Buradakiler de arkadaşlar, arkamdaki yani silahlar, işte bombalar, tüzel neyse. Onlar da 1. Dünya Savaşı zamanından kalma silahlar, bombalar, füzeler. Ayrıca 99 yılında da burada bir Amerika'nın görünmez uçağını vurmuşlar ve onun parçaları buradaymış. Büyük ihtimalle de şu vurulan parça. Çok bir şeye benzemiyor çünkü. Bir de Kosova Kurtuluş Ordusu'nun da, Kosova Kurtuluş Ordusu'ndan da ele geçirilen parçaları da burada görebiliyormuşuz. Bu Kale Meydan'ın içinde de burada Damat Ali Paşa Türbesi varmış. Şöyle şurada galiba Osmanlıca ya da Arapça bilmiyorum bir şeyler yazıyor. Turet bir şey yazıyor, Turet. Ama devamını anlamıyorum. Burada da Tika gelmiş 2017 yılında Damat Ali Paşa Türbesi restorasyonu ve çevre düzenlemesi Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA tarafından gerçekleştirilmiştir 2017. Yani gelip düzenlemişler, bakmışlar buraya. Böyle. Evet, zaten kapısı da kilitli şu anda. Osmanlı zamanında işte daha doğrusu Osmanlı 257 yıl boyunca Belgrad'ı elinde tutmuş bir imparatorluk ve burası da yani tam olarak burası da Paşa Konağı diye geçiyor. Yani bu 257 yıllık süreçte işte buraya gelen paşalar, yani burada yönetimini bulunduran, işte burayı koruyan Osmanlı paşaları gelip burada kalmışlar. Efsane manzarası varmış. Tabii zamanında şuradaki binalar yokmuş yani. Güzel yermiş. İçine giremiyoruz galiba. Bakalım şimdi. Ya da içine girebiliyorsak da kesin paralıdır. Bakalım ne yazıyor. İçine giremiyoruz evet, ne yazık ki giremiyoruz. Ama böyle bir paşa konağımız var. Yine bakalım şuraya bir Türk bir şey yazmışlar mı? Cultural Heritage Protection Institute of the City of Belgrad. Türklükle herhangi
Türklükle alakalı herhangi bir şey yok. Hatta bayraklarda Türkiye yok. Ama burada bir paşa konağımız var. Daha doğrusu Osmanlı'nın bir paşa konağı var. Burası da arkadaşlar Mihailova sokağı, caddesi. Bizim İstiklal'in aynısı. Adamlar mis gibi korumuşlar. Biz de her taraf şey, dönerci. Arkadaşlar şimdi de Belgrad'ın en büyük atan simgelerinden biri Aziz Sava Katedrali'ne gidiyoruz. Burası ayrıca Sırbistan'ın ve Balkanların en büyük Ortodoks kilisesi ve zamanında 1500'lü yıllarda Osmanlılar burada nasıl diyeyim, Sırpların diyeyim, direncini kırmak için burada Aziz Sava'nın, yani buranın işte isminin aldığı kişinin, Aziz Sava'nın reliklerini yakıyor. Buranın tam önünde. Öyle. Şimdi de arkadaşlar ikinci günümüzde Nikola Tesla Müzesi'ne gidiyoruz. Tesla'yı falan biliyorsunuz herhalde, bence kim olduğunu açıklamama gerek yok bence. Açıklamıyorum o yüzden. Tesla işte. Elektrik falan. İşte. Falan filan yani. Abi Tesla olmasaydı şu an dünyadaki çoğu şey olmayacakmış yani. O adam sayesinde oldu her şey. Şimdi onun müzesine gidiyoruz. Bakalım nasıl yermiş. Biz şimdi şey, tur yani tur rehbersiz girdik. 250 yani yarı yarıya daha ucuz olmuş böyle girince. Sırpça tura girince. Kilowatt elektrik üretiyor arkadaşlar. Şu 250 kilowatt. Bu da 500 kilowatt. Yani Tesla'nın kullandığı trafo diyeyim. İnternete baktığında bu yani oscillating transformer diye trafo çıkıyor. Yani salınımlı trafo. Trafoymuş bunlar. Bunlar da kıyafetlerim. Bunlar kıyafetler oluyor. Bu şapkası, ayakkabısı. Şapkasının içi ne kadar güzel ya. Güzel bir şapkası varmış. Orada kemerinde. Çok
güzel ama. Bu da kendi kıyafetleri. Yani böyle giyiniyormuş Tesla. Selamun aleyküm. Tesla reis, bul beni Kaan. Tesla başkan. Tesla başkan, egemen. Instagram'ına kadar yazmış adam ya. Bak her yerde Türkler ama. Çıktık arkadaşlar. Böyle bir yerde yani Tesla Müzesi. İçeride çoğu şey yani elektrikten anlayan insan olması lazım anlamak için. İşte kıyafetlerini gördük. Trafosunu gördük. Elektrik üretim şeyini falan gördük. Ve şu an çok kalabalık. Bir Sırp girişinden girdiğimiz için o filmi izleyemedik. Bir tane film var normalde içeride. Herkese gösterilen. Ama Sırpçaydı. Eğer siz burada gelirseniz İngilizce tur rehberiyle beraber içeride bir şey yapabilirsiniz yani. Daha iyi anlayabilirsiniz. Ayrıca bir de İngilizce tur rehberiyle içeri girmek 500 dinar. Yani o da 25 lira falan yapıyor ama Sırpçasına girerseniz o 12 lira, 11 lira falan yapıyor. Yani daha ucuza Sırpça olan tur rehberiyle girebilirsiniz içeriye. Ama saat erken saatlerde. Çok teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Çok sağ olun. Çok iyi bakın kendinize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esenliklerle kalın efendim.